O yılın ilk büyük sürprizini o güne kadar adları hiç yolsuzluğa karışmamış olan Sosyal Demokratlardan çıktı. Söz konusu skandalın üç sacayağı vardı. Bir ucunda siyaset, diğer ucunda yolsuzluk ve nihayet sonuncu ayakta ise aşk, ihanet ve entrika. Türkiye dolu dizgin seçim satım haline girerken Sosyal Demokratlar bu skandalın gölgesinde terliyordu. Her şey aldatıldığını ve yüzüstü bırakıldığını düşünen bir kadının düğmeye basması ve yüksek sesle itiraz etmesiyle başladı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti, yani SHP, 1989 yılındaki yerel seçimlerde fırtına gibi esmişti. Birçok büyük kentin yanı sıra İstanbul'da da belediye seçimlerini kazanmıştı. Kazanan Nurettin Sözen'di, belediye başkanıydı. Sözen ve Sosyal Demokratlar namus sembolüydüler. Her şey denebilir ancak onlara yolsuzluk lekesi sürülemezdi. İşte bu rüya bu skandalla yıkıldı. Zira skandalın odağı ve kötü kokuların yayıldığı yer belediyeye bağlı çalışan su ve kanalizasyon idaresi, yani İSKİ'ydi. İstanbul'un altyapısını elden geçiren İSKİ dev bütçelerle çalışıyordu. Genel Müdürü Ergun Göknel'di. Ergun Göknel bir akşam mesai bitiminde yine evine gitti. Yine kapıyı eşi açtı ve yine birlikte akşam yemeğine oturdular. Ancak ne olduysa işte o yemekte oldu. Türkiye'yi ve Sosyal Demokratları sarsacak, gözden düşürecek skandalın fitili o akşam yemeğinde ateşlendi. Bana ayrılma teklif etti. Tabii ben o anda düşüp bayılmışım. Ergun Göknel, İSKİ'de çalışan ve kendisinden 29 yaş küçük olan Feray Karvar'a aşık olmuştu. Şimdi de 22 yıllık eşinden boşanmak istiyordu. Nurdan Erbuğ'u bayıltan gerçek işte bu. Göknel, anlaşmalı boşanmak için eşine tazminat ödemeye de hazırdı. Nitekim pazarlıklar uzun sürmedi. İşte bir miktar üzerinde anlaştık ve sessiz sedasız ayrılmayı taahhüt ederek anlaştık. Yani bunun toplamı aşağı yukarı 1 milyon dolar civarında bir şey. Üzerinde anlaşılan para bir belediye bürokratı için dudak uçuklatacak cinstendi. Zira Göknel'in İSKİ'den aldığı genel müdür maaşı belliydi. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyordu? Bu soru skandalın anahtarı oldu. Konuşma, bunu açıklama dedi. Fakat ben açıkladım. Ergun Göknel ihanetinin bedelini pahalıya ödeyecekti. Nurdan Erbuğ'un kırılan gururu parayı aldığı halde ona her şeyi söyletmeye başladı. Artık gazete gazete geziyor, hem eşinin yasak aşkını anlatıyor hem de değirmendeki suyun nereden geldiğini sorguluyordu. Kaçırıyor parayı. 3 tane avukat var. Kendi oturuyor orada. Gördünüz mahkemeye avukatın mal bildirinde bulundu. Onların bir sürü şeyleri var. Versin, borç alsın versin. Ben nasıl verdim? Medyanın tabii hemen iştahı açıldı. İlgisi arttı. Ve olanlar oldu. Sayın Başkan. Ne hakla benim evime giriyorsun? Ayıp değil mi? İletişim aracı bu mudur? Efendim, biz sadece sizin idarecinle görüşmek, soru sorar mı? Evimde olur mu? Biz basın olarak görevimizi yapıyoruz Sayın Başkan. Bu durumdan en çok rahatsız olan kişi de Göknel'i o mevkiye atayan insan. O arkadaşımızın özel olarak benden randevu aldı, geldi, söyledi. Ben işin açıkçası belli bir noktadan sonra kendisiyle, benim biraz da bu yapısal özelliğim, her türlü iletişimi kestim. Hiçbir şekilde yani görüşme talebini de kabul etti. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı.
namuslu, temiz bir siyasetçi olan Nurettin Sözen, İSKİ Genel Müdürü'nün görevden alınması ve hakkında soruşturma açılması için kendi bürokratını İçişleri Bakanlığı'na şikayet etti. Nerede bir rüşvet varsa başlarını koparacak insan Sözen'dir, Sözen'dir. Ancak Sözen büyük resmi görememişti. Bu olay medya için bulunmaz bir fırsattı. Düşünebiliyor musunuz? Hem yolsuzluk, hem aşk, hem de aldatma vardı işin içinde. Fakat basın o aldatmayı iki insan arasındaki özel bir ilişki gibi değil, SHP'nin halkı aldatması olarak manşetlere taşıdı. Ve olay kısa sürede üç kişi arasındaki bir aşk üçgeni olmaktan çıktı, siyasi bir krize dönüştü. Gökner, eski eşine ödediği tazminatı acaba rüşvetle mi elde etmişti? İSKİ ihaleleri SHP'nin kasasına mı inmişti? Parti finansmanında mı kullanılmıştı yoksa? İhalelere fesat mı karışmıştı? Hangisi? Dedikodu kazanı kaynamaya başladı ve her gün ortaya yeni bir iddia atıldı. İSKİ'nin bizim dönemimizde keşfedilmiş bir olay değildir. Çünkü katılanların bir kısmı zaten partili. Yani BD müteahhit edildi, İSKİ müteahhit edildi insanlar, bir kısmı zaten partili. O partililer de böyle bir iş alınca bir bağış yapmayı uygun görmüşlerdir. Ben Büyükşehir BD'sinde böyle bir şeyle tanık olmadım. Bir başka deyişle, genel merkezin bağış makbuzunun rengini bilmem. Yani nasıl bir bağış makbuzu bilmem. Benim önümde ve benim yanımda bir tek böyle bir işlem yapılmamıştı. Ama bir bağış alındığı doğrudur. Yüksek fiyattan mal sattığı kimseden aldığı paranın nereden alındığını ve parasının kime ödendiğini bilmiyorum. Bu bağışların ve bilet satışlarının tümünden Nurettin Sözen'in de bilgisi var. Skandalın sonunda Nurettin Sözen, Ergun Gökner, bazı İSKİ yöneticileri ve müteahhitler farklı davalardan yargılandı ve sonunda Ergun Gökner, İSKİ'ye fahiş fiyatla klor satın aldırdığı ve zimmet suçlamasıyla iki ayrı davadan hükümlendi. 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. İlginç olansa mahkemenin verdiği son karardı. Nurdan Erbuğ kocasına bir taahhütte bulunmuştu. Sessiz kalacaktı, kimseye bir şey anlatmayacaktı. Ama kendisini tutamamış, öfkesinin kurbanı olmuştu. Beynimin boşalması lazım. Çok yorgunum. Herkese her şeyi anlatmıştı. Bunun üzerine mahkeme, Nurdan Erbuğ'un aldığı 700 bin dolara mali şube aracılığıyla el konmasına karar verdi. Yani hem kocası gitti hem de aldığı tazminat. Ne var ki asıl fatura SHP'ye kesildi. Seçmende SHP'li yerel yönetimlerde rüşvet ve yolsuzluk olduğuna ilişkin ilk defa böylesine kesin bir ön yargı oluştu. SHP ve Sosyal Demokratlar bu şekilde seçmenin gözünden düştü.